Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Müge Çolakoğlu Özer. Çocuk gelişimi programında öğretim görevlisiyim. Bugün de çocuk koruma ve bakım hizmetleri programının ikinci sınıflarında olan çocuk ihmali ve istismarı dersi kapsamında çocuk ihmali konusunu işleyeceğiz. Çok kısa bir giriş yapmamız gerekirse, daha öncesinde işlediğimiz konular itibariyle Dünya Sağlık Örgütü çocuk ihmal ve istismarıyla ilgili çocuğu kötü muameleyi dörde ayırıyordu. Bunlardan bir tanesi çocuk fiziksel istismarı, ikincisi duygusal istismar, üçüncüsü cinsel istismar, dördüncüsü de çocuk ihmaliydi. Şimdi bu üç konuyu daha önceki derslerimizde işledik. Bugün de son kalan çocuk ihmali konusunu işleyeceğiz. Şimdi baktığımızda çocuk ihmaliyle ilgili kısa bir tanımlama yaparsak çocuk ihmali nedir? Başta anne babalar olmak üzere çocuktan sorumlu kişiler, yani yasa olarak bakmakla yükümlü olan kişiler ve diğer yetişkinler tarafından çocuğun beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık, sevgi ve ilgi ihtiyacının karşılanmaması durumuna çocuk ihmali diyoruz. Peki çocuk ihmalinin sonuçları neler oluyor? Yani bunun sonucunda çocukta bedensel, duygusal, zihinsel ve toplumsal açıdan gelişimleri ne oluyor arkadaşlar? Engellenmiş oluyor. Şimdi İhmal ve istismar arasındaki farka bakalım, nasıl ayırıyoruz ihmal ve istismarı. Normalde zaten istismarı daha önceki derslerimizde işledik. İstismar dediğimiz zaman çocuğa yönelik yapılan, çocuğa zarar veren aktif bir eylemden bahsediyoruz. Atıyorum işte fiziksel olarak mesela çocuğa dayak atma, çocuğa şiddette bulunma, fiziksel bir aktiviteden bahsediyoruz çocuğa yönelik, bir kötü muameleden bahsediyoruz. İhmal dediğimiz zaman da yapılması gereken, çocuk için yapılması gereken şeylerin yapılmaması, kişinin daha pasif kalması, eylemde bulunmaması durumu oluyor arkadaşlar. O yüzden ihmal ve istismarı bu şekilde ayırabiliriz. İhmal daha pasif bir olgudur, istismar ise daha aktif bir eylemdir diyebiliyoruz. Şimdi çocuk ihmalinin nedenlerine ya da faktörlere, yani bu istismara neden olan faktörlere baktığımızda bunları da üçe ayırıyoruz. Anne babaların özellikleri üzerinden birazcık konuşacağız. Toplumsal ve kültürel özelliklerden bahsedeceğiz. Evet, çocuğun belli bireysel özelliklerinden dolayı da çocuklar ihmale uğrayabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi bunlardan ilki anne ve babaların özellikleri. Evet, çocukları ihmal eden aile özellikleri nelerdir? Tek tek bunlara bir bakalım. Bunlardan ilki genellikle ekonomik olarak bu aileler belli düzeyin altında ailelerdir diyebiliyoruz istatistiki çalışmalar neticesinde. Tabii ki hani sosyoekonomik seviyesi normal ve üzerinde olan aileler de çocuğu ihmal edebilirler. Ama genel olarak ekonomik olarak bu ailelerin daha düşük seviyede olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, öz saygısı düşük, yetersiz, kendilerini yetersiz hisseden ve değersizlik duyguları yoğun olan ebeveynler çocuklarını da duygusal olarak ihmal edebiliyorlar. Ki şöyle düşünebiliriz, kendine değer vermeyen insanlar da ne yapamazlar? Çocuklarına değer vermeyebiliyorlar. Çocukluğunda da kendisinin ihmal ve istismara uğraması durumunda da ebeveynler çocuklarını ihmal edebiliyorlar. Ki mesela çocukluğunda duygusal olarak özellikle ihmal edilmiş kişiler, işte güven ilişkisi kurulmamış, mesela annesi çocuğun duygusal ihtiyacını karşılamamış, ona sarılmamış, onu sevmemiş olan ebeveynler de bu duyguyu yaşamadıkları için çocuğa ifade edemiyorlar ve duygusal olarak yakınlıklarını çocuğa gösteremeyebiliyorlar ya da duygusal yakınlık hissetmiyor da olabilirler. O yüzden kendi çocukluklarında ihmal ve istismar edilmiş kişiler kendi çocuklarını da ihmal etme potansiyelleri yüksek diyebiliriz.
Evet, biraz önce de söylediğim gibi hani duygusal açıdan ihmal edilmiş kişiler de kendi çocuklarını duygusal açıdan ihmal edebiliyorlar. Bir de buna şunu da ekleyebiliriz. Kişi aile ilişkisine de duygusal yatırım yapmamış olabilir. Yani ebeveynler kendileri arasında herhangi bir duygusal bağ kuramamış olabilirler evlilikle ilgili. Ve bu sebeple çocukla da duygusal bir bağ kişi kuramamış olabilir. Bu sebeple de çocuklar ihmal ediliyor olabiliyorlar. Evet, bu ailelere baktığımız zaman genel itibariyle toplumdan dışlanmış aileler olabiliyorlar. Duygusal olarak ihmal edilmiş kişiler ya da duygusal problemleri olan kişiler sosyal ilişkilerinde de zorluk yaşıyorlar ve toplumda çevredeki insanlarla da sosyal ilişkileri pek iyi olmayabiliyor. O yüzden uygun ilişkiler kuramadıkları için de toplumdan daha dışlanmış aileler olabiliyorlar. Genç ve olgunlaşmamış ebeveynler, anneler, babalar. Bunlar da tabii ki küçük yaşta anne olan kişiler de daha kendilerinin çocukluk ihtiyaçları karşılanmadığı için bu ihtiyaçları gidermekle ilgili uğraştıklarından dolayı kendi çocuklarının, bebeklerinin ihtiyaçlarını görmeyebilirler. Ya da küçük olmalarıyla bağlantılı çocuk bakımıyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmamalarından dolayı da çocuğa yanlış müdahalede bulunabilirler. Ya da çocuğun ihtiyacı olan müdahalelerde bulunamayabilirler. Evet, kişilik bozuklukları ve ruhsal rahatsızlığı olan ebeveynler, ki ruhsal rahatsızlığı olan ebeveynlerde en çok gördüğümüz şey çocuğu ihmal eden ebeveynlerde daha çok depresyon gibi ruhsal problemler görülebilmekte. Kendi problemleriyle haşır neşir olan ebeveynler de ne yapamıyorlar arkadaşlar? Çocuğun ihtiyacını göremiyorlar. Çünkü kendileriyle çok meşguller. Kendi dertleriyle, problemleriyle çok meşgul oldukları için çocukların ihtiyaçlarını görmezden gelebiliyorlar. Özellikle duygusal problemi olan, mesela ruhsal problemi olan ebeveynler kendi çocuklarına dengesiz ruhsal geri bildirimler verebiliyorlar. Ve uygun şekilde çocuklarda bu duygusal geri bildirimleri alamadıklarından dolayı duygusal gelişimleri ne oluyor arkadaşlar? Aksayabiliyor. Kalabalık ailelerde de özellikle çok çocuklu ailelerde de çocuğun ihmal edilme olasılığı yüksek. Mesela işte beslenme ihtiyacı atıyorum işte 10 tane çocuk var ise 2 tane çocuğa nazaran ortadaki yemek daha küçük parçalara ya da yemek çeşitliliği daha az oluyor. Ya da duygusal olarak anne, baba bütün çocukların hepsinin duygusal ihtiyacını karşılayamaya biliyor. Ve hem fiziksel hem de duygusal açıdan kalabalık ailelerin çocuklarında da ihmal edilme olasılığı yükseliyor. Evet, toplumsal özelliklere ikinci başlığımız toplumsal ve kültürel özelliklere geldiğimizde bunlardan ilki yoksulluk ve işsizlik toplum içerisinde fazla görülüyorsa biraz önce de söylemiştik zaten düşük sosyoekonomik seviyede olan ailelerde çocuğu ihmal etmek daha çok görülüyordu. Mesela yoksulluk, işsizlik gibi durumlarında toplumsal durumlarında bu durumu etkilediğini söyleyebiliriz. Sosyal servislerin yetersizliği. Sosyal servisler dediğimizde çocukların ihtiyacına devletin ulaşamaması, işte sosyal servis personelinin, çocukla uğraşan kişilerin yetersizliği ya da işte devlet politikaları yani çocuğu koruma sisteminin uygun gelişmemiş olması ya da devletin çocuğu korumakla ve aileyi desteklemekle ilgili politikalarının yetersiz olması sebebiyle de ihmal ne yapabiliyor arkadaşlar? Artabiliyor. Göç olgusu özellikle kırsaldan kente yapılan göçlerde daha çok kalabalık aileler oluyor bunlar ve geldikleri yerde işte çalışmak, para kazanmak ve kendilerine bakmak zorunda kalıyorlar. Şimdi herkes çalışıyor, evden ayrılıyor, çocuk evde yalnız kalabilir. Tek odada yaşamak durumunda kalabiliyorlar. Çocuğun uygun uyuyacağı yatağı, işte yiyeceği yemeği ya da
oyuncağı olmaya biliyor. Bir odada yaşamak durumunda kaldıklarından göçle gelen ailelerin çocuklarını da ihmal edildiğini görebiliriz. Evet, ailelerin kültürel yapılarıyla da bağlantılı çocuklar ihmal edilebiliyorlar. Şimdi kültürel yapı derken mesela işte büyüklerden günümüze gelen bazı söylemler de mesela çocuğun ihmal edilmesine neden olabiliyor. Mesela işte çocukları kucağımıza almayalım, işte alışmasın, iyi bir şey değildir, işte o ağlasın ama sen onu elleme, yavaş yavaş öğrenecektir gibi söylemler de çocuğun duygusal olarak ihmal edilmesine neden olabiliyor. Çünkü çocuğa sarılmak da çocuğun duygusal ihtiyaçlarından en önemlisidir. Çocuğun kucağa alınması, dokunulması, sarılmak gibi şeyler çocuk için önemlidir. Bunların yapılmıyor olması da çocuğun duygusal gelişimi açısından iyi bir şey değildir. Mesela bazı aile yapılarında işte büyüklerin yanında çocukları sevmemek, çocukla ilgilenmemek gibi şeyler de çocuğun ihmal edilmesine sebep olabiliyor. Biraz önce de söylemiştim, devletin aileleri ve çocuğu destekleyici politikalarının olmayışı durumlarında da çocukların ihmal edilme potansiyeli ne yapabilir? Artabilir. Evet, şimdi çocuğun bireysel özelliklerine geldik. İhmal edilmekle ilgili nedenlere baktığımızda üçüncü özellik. Zihinsel engele sahip olan çocukların ihmal edilme potansiyeli de yüksek. Mesela eğitimsel açıdan ihmal edilebiliyorlar. Mesela çocuk anlamıyor diye, yapamıyor diye aile bir yerden sonra ne yapabiliyor? Eğitimi bırakabiliyor, nasıl olsa yapamıyor diye. Çabalamıyor, potansiyelini kullanması için uğraşmayabiliyor. Mesela eğitimsel ihmal bu şekilde oluşabilir. Gayrimeşru çocuk olmak, istenmeyen çocuk olmak ve üvey çocuk olmak da gene aynı şekilde. Çocuğunu istemiyorsa kişi tabii ki genel olarak ne yapabiliyor? Çocuğu görmezden gelebiliyor ya da çocuk yokmuş gibi davranabiliyor. Bu tür durumlarda çocuğun ihmal edilme potansiyelini arttıran şeyler. Çocuğun bir de beklenen cinsiyette olmaması da gene aynı şekilde. Mesela işte, erkek cinsiyetinde olması beklenen çocuğun kız olması durumlarında. Mesela ailede o yokmuş gibi davranmak, onu istemiyorlarmışçasına davranmak ve bunu ifade etmek gibi şeylerde çocuğun ihmal edildiğini, ihmal edilme potansiyelini arttırıyor. Prematüre doğumlar ya da süren hastalığının olması çocuğun. Burada da mesela çok uzun süre bakım verdikten sonra aileler bırakabiliyorlar. Ya da işte bu çocuk gelişmeyecek, bunda herhangi bir problem var deyip bırakabiliyorlar. Bu çocukların da ihmal edilme potansiyeli diğerlerine göre artabiliyor. Şimdi çocuğun ihmal edileceğini, edildiğini düşündüren belirtilere, durumlara baktığımızda, yani çocuklarla ilgili neler gözlemlersek, neler görürsek bu çocuk ihmal edilmiştir diyebiliriz. Onlara bakalım sırayla. Çocuğun kirli ve bakımsız olması. Şimdi çalıştığımız kuruma gelen çocuklar ya da çalıştığımız yerlerde eğitim alan çocuklara baktığımızda mesela diğer çocuklara göre daha bakımsızsa, işte saçları karışıksa, taranmamışsa, üstündeki kıyafetler kirliyse, mesela yaşına uygun olmayan kıyafetler varsa, işte bol kıyafetler, büyük çocuklara ait kıyafetler ya da tam tersi küçük yaş grubuna ait kıyafetler var ise, mevsime uygun değilse kıyafetleri, işte yaz günü mesela kalın, işte o an onu bulmuşlardır, onu giydirmişlerdir mesela. İşte kalın bir kıyafet, uzun kollu kıyafet var ise, kışın incecik, çocuğu soğuktan korumayacak kıyafetler var ise, işte ayağındaki ayakkabılar büyük ya da küçükse, o zaman çocuğun ihmal edildiğini söyleyebiliriz ya da bununla ilgili şüphelenebiliriz tabii ki. Nüfus cüzdanının olmaması, bazı aileler kalabalık ailelerde mesela çocuklara işte o kadar ilgilenmiyorlar ki çocuklara nüfus cüzdanı bile çıkarmaya biliyorlar. Organik nedenlerle açıklanamayan büyümede gerilikler var ise. Atıyorum çocuğun yapısında böyle bir gerileme durumu yok, zeka normal, herhangi bir problem yok ama çevre koşulları uygun değilse, mesela çocuk uygun beslenmiyorsa, çok zayıfsa,
ya da işte uygun uyaran almıyorsa, işte boyu yaşıtlarına göre daha küçükse, işte kilosu daha azsa, o zaman çocuğun ailesi tarafından ihmal edildiğini düşünebiliriz. Evet, ailenin çocukla ilgili sorulan sorulara yanıtlar verememesi ya da sorulan soruların yanıtlarını bilmemesi de gene aynı şekilde çocuğun ailesi tarafından ilgilenilmediğini, ihmal edildiğini bize gösterebilir. Çocuk içi ne kapalıysa, insanlarla ilişkileri iyi değilse, çok utangaçsa, ilişki kuramıyorsa ve tekrarlayan, uygun olmayan davranışlarda bulunuyorsa, burada da çocuğun uyaran almadığını, insanlarla haşır neşir olmadığını, kimsenin onunla ilgilenmediğini ve bu sebeple vücuduna dönüp tekrarlayan hareketler yaptığını düşünebiliriz. Okul çağında olduğu halde yaşına uygun bir sınıfta değilse, okula gönderilmemişse de biz bu çocuğun ihmal edildiğini söyleyebiliriz. Çocuğun sağlık ihtiyacı varsa, yani bir hastalığı varsa ve tedavi edilmesi gerekiyorsa, o hastalığı gidermek için ailenin çocuğu hastaneye götürmemesi, tedavi ihtiyacını karşılamaması. Götürdü diyelim, bu tedavi ihtiyacını ile ilgili doktorların verdiği tedavilere uymaması, ilaçları almaması da çocuğun ihmal edildiğini bize gösterir. Tedavi, bakım ve koruma konusunda tavsiyelere uymuyorsa dedik, bunu da söyledik. Terk edilme durumu varsa, mesela anne baba çocuğu bırakıp gittiyse, işte anneanneye, babaanneye mesela bırakıp gittiyse, o kişiler tarafından çocuk ihmal edilmiş olabiliyor. Ya da çocuğu ne yapabilir? Sokağa atabilir, sokağa bırakabilir. Bazı aileler mesela sabah işte uyanıyorlar, çocuğu bırakıyorlar sokağa. Eğer çocuk oralardaysa akşam, sadece uykuya, yatmaya eve alabiliyorlar. Eğer böyle bir durum varsa, çocuk sürekli dışarıdaysa, ailesi tarafından terk edildiyse ya da sokağa atıldıysa da ailesi tarafından ihmal edildiğini söyleyebiliriz. Şimdi onları geçtikten sonra ihmalin de türleri var arkadaşlar. Daha öncesindeki derslerde konuşmuştuk. İstismarın da türleri vardı. İhmalin de türleri var. Bunlar fiziksel ihmal, eğitimsel, duygusal, toplumsal ve cinsel ihmal. Kaynaklara baktığımızda daha çok fiziksel ihmalle duygusal ihmali görüyoruz. Ama farklı kaynaklarda diğer ihmal türlerini de görebilirsiniz. Şimdi ben hepsini sunum içerisinde aldım. Ders kapsamında sırayla işleyelim. Bunlardan ilki fiziksel ihmal arkadaşlar. Fiziksel ihmal nasıl oluyor? Çocuğun beslenmesi ve temizliğine önem verilmemesi. Yani çocuğun fiziksel ihtiyaçlarının uygun şekilde karşılanmaması, uygun ve temiz giydirilmemesi durumu. Burada da biraz önce de söyledim gerçi, ama işte çocuğun temiz bırakılmaması, işte ihtiyacı olan besinlerin verilmemesi, özellikle tek tip besin verilmesi, mesela ekmek, sürekli ekmek vermek ya da sürekli işte soğan vermek, işte sürekli patates vermek gibi, sürekli karbonhidratla beslenmek gibi, mesela tek tip beslenmenin verilmesi. Uygun kıyafetlerin giydirilmemesi ve çocuğun yıkanmaması, temizlenmemesi. Eski kıyafetler, işte o gün ne bulduysa onu giymesi. İşte yaşına uygun olmayan, mevsime uygun olmayan kıyafetlerin giydirilmesi gibi durumlar bize fiziksel çocuğun fiziksel olarak ihmal edildiğini gösterir. Evin fiziksel koşullarının uygun olmayışı da bir fiziksel ihmaldir. Evin mesela yıkık dökük olması, kirli olması, çöplerin ortada olması, evde yiyecek içeceğin olmaması, kimsenin evi temizlememesi gibi durumlar. Evin çok kalabalık olması, herkesin bir odada yaşaması, çocuk için uygun oda ve yatağın bulunmadığı durumlar da çocuk için o evin fiziksel koşullarının uygun olmadığını söyleriz. Mesela çocuğun oyalanacağı herhangi bir oyuncağının
olmaması, mesela uyuyacağı bir yatağının olmaması gibi durumlar. Burada mesela kalabalık olarak bir odada yaşayan ailelerde özellikle küçük çocukların uyku saatiyle bağlantılı, çok ses olmasıyla bağlantılı problemler yaşanabilmekte. Bu çocuklar uyku açısından çok gergin, uyku problemleri yaşayan, genel olarak stresli, ağlayan çocuklar olabiliyorlar. Şimdi diğer fiziksel ihmallere baktığımızda uzun süre başkalarının yanında bırakılması, bakımından kaçınmak amacıyla sık sık kaldığı yerin değiştirilmesi. Burada da ebeveynler çocuklarına işte bakamayıp da mesela işte annelerine, işte anneannelere, babaannelere uzun süre bırakmak ya da işte o sorumluluğu yerine getirmemek için çocukları ara ara işte biraz ona bırakmak, biraz ötekine bırakmak, biraz ablasına bırakmak gibi şeyler de çocuğu fiziksel olarak ihmal etmek demek oluyor. Özellikle 0-1 yaşta anne baba ve çocuğun uzun süre birbirinden ayrı kalması çocuğun duygusal gelişim açısından ve güven ilişkisi, bağlanma ilişkisi açısından ciddi bir problem olabilir. O yüzden özellikle 0-1 yaşta çok uzun süreler çocuğun bakımını annenin babanın haricinde başka birinin yapmasının doğru olmadığını söyleyebiliriz. Uzun süre yalnız bırakılması. Yalnız bırakılması derken de evde mesela çocuğun yalnız kalması. İşte anne baba çalışıyorsa özellikle tek ebeveynlerde bunu görüyoruz. Bakacak kimsesi olmayan ebeveyn ne yapıyor arkadaşlar? Çocuğu eve bırakıyor, kilitliyor kapıyı, gidiyor çalışıyor, geliyor gibi şeyler. Burada çocuklar özellikle küçük yaş grubundaysa, 0-3 yaş grubunda kendilerini çok koruma yetisi gelişmediğinden dolayı çok ciddi kazalar görülebilir. Ya da ev içerisinde çocuk çok uyaransız kaldığı için uygun olmayan davranışlarda bulunabilir. Başına herhangi bir şey gelebilir. O yüzden çocuğun evde yalnız bırakılması uygun bir şey değil. Arabada yalnız bırakılması. Mesela her yaz bununla ilgili muhtemelen haberler görüyoruz. Mesela arabada bırakıp alışverişe gidiyorlar. İşte çocuğun nefessiz kalması gibi sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Çocuklar uyandıklarında korkabiliyorlar gibi. Bunlar da uygun değil arkadaşlar. Sokağa bırakılması çocuklarında. Hani evde bırakılmasının haricinde sabah çocuk kalkıyor, sokağa bırakıyorlar. Akşam sadece uyumak için. Dışarıda da çocuk bırakıldığında başına ciddi istismarlar gelebilir. İşte araba çarpabilir, örnek olarak veriyorum. İşte kötü niyetli insanlar çocuğa uygun olmayan davranışlarda bulunabilirler. O yüzden bu da çocuğun başına bir şey gelme potansiyeli açısından çocuğun korunmaması sebebiyle fiziksel olarak ihmal edildiğini bize gösterir. Çocuğun tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmaması, biraz önce de söylemiştik, işte doktora götürülmemesi, götürülüyorsa tedavisinin aksatılması ya da geleneksel tedavi yöntemlerinin kullanılması. Bunlar mesela çocuğun kolu kırıldı, hastaneye götürmek yerine kırıkçıya, çıkıkçıya götürmek gibi düşünebiliriz. Annenin de hamileyken çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için beslenmesine dikkat etmemesi ya da doktor kontrollerine gitmemesi sonucu çocukta neler oluşabilir? Gelişimde gerilikler oluşabilir. Bu da fiziksel olarak hamileyken annenin yaptığı davranışlardan dolayı çocukta çocuğun ihmal edildiğini bize söyler. Evet, fiziksel ihmalle ilgili diğer başlıklara baktığımızda evde çocukların tehlikelere karşı korunmaması da bir fiziksel ihmaldir diyebiliriz. Şimdi yapılan çalışmalarda işte 5 yaşın altında çocukların ölüm oranlarına bakıldığında evde kazalar sonucunda ölümlerin çok yaşandığını söyleyebiliriz. Başka nedenler arasında evdeki kazalar. O yüzden çocukların da evdeki kazalara uğramamaları amacıyla aileleri tarafından korunmaları gerekir. Özellikle 1-3 yaş grubu çocuklar kendilerini kazalardan koruyacak farkındalık düzeyine gelişimsel olarak ulaşmış değillerdir. O yüzden bu sorumluluk, kendileri, çocukları koruma sorumluluğu kimdedir? Yetişkinlerdedir arkadaşlar. Bu sebeple çocukların kazalardan korunması,
yetişkin eylemlerine bağlıdır. Yani çocukları kimler koruması gerekir? Yetişkinler koruması gerekir. Özellikle de ebeveynler koruması gerekiyor. Tabii ki çocuk okul öncesinde başladığında okul öncesinde gittiği kurumdaki kişiler ya da ebeveynin olmadığı yerde çocukla ilgilenen kimse, bu kişilerin çocuğu koruma sorumluluğu var bu kazalardan. Şimdi en sık rastlanan kazalara baktığımızda bunlar düşmeler, boğulmalar, yanıklar ve zehirlenmelerdir. Şimdi dönem itibariyle de yaz döneminde farklı kazalar, kış döneminde farklı kazalar görülebiliyor. Yaz döneminde en çok boğulmalar görülebiliyor ve düşmeler görülebiliyor. Kış döneminde de zehirlenmeler ve yanıklar daha çok gördüğümüz ev kazaları arasında. Şimdi bu ev kazalarından çocukları korumak için alınabilecek önlemler var. Bu önlemlerden bazılarına bakalım. Çocukları ev kazalarından korumak için neler yapmamız gerekir? Bunlardan ilki, küçük çocukların odada yalnız bırakılmaması gerekir. Mesela işte anne çocuk artık kendi kendine oynamaya başladı. 0-2 yaşta çocuklar kendi kendilerine oynama becerisi pek geliştiremeyebilirler. 2 yaştan sonra yavaş yavaş odada tek başlarına oynama becerisi, kendi kendilerine oynama becerisi az da olsa yavaş yavaş gelişebiliyor. Ama oynama becerisi gelişse dahi çocuklar kendilerini koruyabilecek farkındalığa sahip değillerdi gelişimsel olarak, biraz önce söylemiştik. O yüzden ebeveynler çocukları uzun süreli odada tek başlarına kendi kendilerine oynama becerisi kazansalar dahi bırakmamaları gerekir. Yani ben çocuğu odada bırakayım, ben gideyim yemek yapayım diye ebeveynlerin düşünmesi doğru değil. Çocuklar mesela uygun olmayan bir yere çıkabilirler, oradan düşebilirler, koltuğun tepesine çıkabilir, dolap üstlerine çıkabilir, uygun olmayan yerlere girip sıkışabilirler merak ettikleri için. O sebeple çocuklar odada çok uzun süre yalnız kalmamalıdırlar diyebiliriz. Kaymayan, ıslak olmayan zeminler olması gerekir. Burada mesela halıların altına kaydırmazların olması gerekir. Yerleri sildiğimizde özellikle çocukların uyuduğu ve evde olmadığı zamanları tercih etmek gerekir. Islak bulunmaması açısından. Islaksa hemen kurulamamız gerekir. Ve çocukların artık kaydırmaz çoraplar da var mesela. Çocukların da çoraplarının kaymıyor olmasına dikkat etmek gerekiyor. Priz ve elektrik kablolarının çocuğun erişemeyeceği yerlerde bulundurulması ve prizlerin kapakla kapatılması. Özellikle belli yaş grubunda çocuklar prizlere çok ilgi gösterebiliyorlar. İşte kendi parmaklarını sokmak isteyebilirler ya da herhangi başka bir cisim sokmak isteyebilirler. Merak ediyorlar çünkü. Ve bu prizlerin kapaklarının olması bunu koruyacaktır. Mesela kabloları da uzak bir yerde tutmak, elektrik çarpmalarından korumak için. Ya da çocuklar kabloları boyunlarına dolayabilirler, kollarına dolayabilirler ve bunu açamayabilirler. İşte kangrenlerden boğulmalara gidebilecek kadar ağır vakalarla karşılaşılabilir. O yüzden kabloları da ortada, elektrik kablolarını da ortada bırakmamak gerekiyor. Kapı ve pencerelere kilitlerin takılması ve balkon trabzanlarının, balkon korkuluklarının çocuklara uygun olması. Yani balkon korkuluklarının arasının çocuğun giremeyeceği şekilde olması ve uzanamayacağı yani kadar da yüksek olması gerekiyor. Yanıcı maddelerden ve yangın çıkarabilecek malzemeleri ortalarda durmaması, ortada bırakılmaması gerekir. Çocuklar bu konularla ilgili yangın çıkarma potansiyeli yüksek olabiliyor merak ettikleri için birçok şeyi. Evet, küçük çocuklarda özellikle yataktan düşmeleri engellemek açısından yatak korkulukları korumaların olması. Eğer yoksa işte sandalye konabilir. Bunlar olmayabilir. Mesela yer yatağı da olabilir. Özellikle son dönem işte Montessori yatakları denilen yataklar var mesela. Daha çok yere yakın, çocuğun düşmesini engelleyen ve uyandığı zaman yatağından kendisi kalkıp kendisi kalkabilen yataklar var. Bunlar kullanılabilir.
Ve küçük çocukların özellikle 3-4 ay itibariyle çocuklar, bebekler dönebiliyorlar gelişimsel olarak. Dönmeye başladığı andan itibaren yatakta ya da yüksek yerlerde çocuğu kontrolsüz bir şekilde tek başına bırakmamak gerekir arkadaşlar. O yüzden de bu dönemlerde çocuğu ne yapmıyoruz? Yüksek yerlerde tek başına bırakmıyoruz. Evet, mobilyaların keskin kenarlarının ve sivri köşelerinin korumalar konulması, yani kapatılması ya da sivri cisimler varsa ortadan kaldırılması da önemli. İşte çarpma durumlarında ya da düşme durumlarında ciddi hasarlar oluşabilir. Mobilyaların da sabitlenmesi gerek olabilir. Mesela küçük bir çocuksa işte mobilyayı hareket ettiremeyecek olabilir ama evde büyük bir çocuk varsa, işte saklambaç oynuyorlarsa, o onun arkasına girerse televizyonu diğerinin üstüne düşürebilir gibi durumlarla karşılaşılabilir. O yüzden bu tür durumlarla karşılaşmamak için mobilyaları yerlerine sabitlemek gerekiyor. Ütü ve su ısıtıcısı gibi elektrikli aletleri de ortada çocuğun ulaşabileceği yerlerde ne yapmamak, tutmamak gerekir. Deterjan ve kimyasal maddeleri de, bu maddeler daha çok lavaboların altındaki dolaplarda durur. Bu dolaplardan bunları yüksek yerlere kaldırmak gerekiyor. Çocuklar dediğim gibi birçok şey merak ettikleri için bunları da mesela içebilirler ya da üstlerine dökebilirler. İşte yanıklar oluşabilir gibi ya da işte yutakla ilgili sorunlar yaşayabilirler. O yüzden bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. İlaçlar da gene aynı şekilde çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurulması gerekir. Oyuncak ve kıyafetlerin yanıcı malzemelerden olmaması da önemli. Herhangi bir yangın durumunda bu da çocukları koruyacaktır. 2 yaşa kadar özellikle, daha sonrasında da tabii bunu yapmak iyi olabilir ama genel olarak 2 yaşa kadar çocukların yastık kullanmaması ve çok yumuşak yatakta yatmamasını öneriyoruz. Neden? Çünkü küçük çocuklarda özellikle bebeklerde başlarını mesela yüzük oyun yatmak da çok iyi olmayabiliyor bebekler için. Başlarını döndürmek istediklerinde uyuduklarında başını döndürürken yumuşak bir yastıkta başını döndüremeyebilir ve nefessiz kalabilir. Aynı şekilde yumuşak bir yatakta da başını döndürmekte zorlanabilir ve nefes alamayarak işte ölümlere varabilecek kadar ağır boğulma vakaları yaşanabiliyor. Çocuğun ağzına götürebileceği 4 santimden küçük cisimlerin özellikle ortada bırakılması durumu da uygun değildir. Bunların da ortadan kaldırılması gerekir. Küçük çocuklar bu tür cisimleri mesela oral dönemde değildir. Hani bir yaşı geçmiştir, artık hani farkındalık kazanmıştır, küçük cisimleri ağzına atmıyordur diye düşünebiliriz. Ama yine de mesela ilk karşılaştığı bir cisimi çocuk merak edebiliyor. Şimdi onu ne yapabilir? Yüksekten atabilir. İşte ses çıkarıyor mu? Yani duyularını kullanarak cismi tanımak isteyebilir. O yüzden mesela yenip yenmediğini anlamak için ağzına da atabilir. O yüzden küçük cisimleri işte boğazına kaçabileceği düşünülecek kadar küçük cisimleri ortada bırakılmamasını tavsiye ediyoruz. Oyuncaklarda ve kumandalarda olan piller, bunların ortada bırakılmaması ya da eğer oyuncaklarda varsa ve kullanılıyorsa kumandalarda bunların çok sıkı şekilde çocuğun açamayacağı şekilde sabitlenmesi de önemli. Bunlara çocukların ulaşmaması gerekir. Bunlar hem küçüktür, çocuğun yutabileceği boyutlarda küçük yuvarlak pilleri kastediyorum. Bunlar çok ciddi hasarlar verebiliyor arkadaşlar vücuda. 6 yaşından küçük çocukların da özellikle işte fındık, fıstık, leblebi gibi kuru yemişler ride yemesi tabii ki normal. Tabii ki çiğneme refleksi de geliştikçe çocuklar bunları yardımsız yiyebilirler. Okul öncesinde de yiyebilirler. 6 yaş civarında da yiyebilirler. Fakat hani çocuk bunu yemeyi öğrendi deyip gene bunu önüne bırakıp oradan ayrılmamamız gerekir. Tamam, yeme becerisini öğrendi ama merak ettiği için alıp o cisimleri işte burnuna yerleştirebilir, kulağına yerleştirebilir gibi vakalarla karşılaşılabiliyor. O yüzden ebeveyn kontrolünde bu tür yiyecek maddelerinin çocuğa verilmesi önemli.
ip, kemer, zincir gibi malzemelerin de ortada bırakılmaması gerekir. Çocuklar ne yapabilirler? İplere, zincirlere ya da kemerlere işte uzun boyunlarını dolayabilirler. Kollarına, bacaklarına, parmaklarına dolayabilirler ve bunu çözemeyebilirler. O yüzden burada boğulmalarla karşılaşılabilir ya da elde, uzuvlarda, kangrenlerle karşılaşılabilir. O açıdan bu tür malzemelerin ortalıkta bulundurulmaması gerekir. Bununla yakın olarak da poşetlerin de mesela çocuğun ulaşamayacağı yerlerde bulundurulması gerekir. Çocuklar işte poşetler, kese kağıtları gibi şeyleri ne yapabilirler? Başlarına geçirebilirler ve nefessiz kalma ihtimali söz konusu olabilir. Ve bunu çıkarmakta da güçlük çekebiliyorlar özellikle küçük çocuklar. O yüzden bu tür malzemelerin de ortada bırakılmaması gerekir. Bıçaklar da gene aynı şekilde kendilerini veya bir kardeşleri varsa ya da başka birisi varsa etrafta yaralayabilirler. Evet, fiziksel ihmali de geçtikten sonra arkadaşlar eğitimsel ihmale geldik. Eğitimsel ihmal de okuldan kaçan ve bunu yineleyen çocuklara müdahale edilmemesi durumu. Bunu biliyor aile ve buna müdahale etmiyor. Zaten okula gitmesiyle ilgili herhangi bir isteği, ihtiyacı da olmayabilir. Çocuğun uygun yaşta, uygun sınıfta okula başlamamış olması. Yani çocuğu hiç okula göndermemiş olabilirler. Bu da eğitimsel olarak çocuğun ihmal edildiğini bize gösterir. Ya da çocuk okula başlamıştır, gidiyordur ama nedensiz bir şekilde çocuğun okuldan alınması. Bunu en çok durumlarında görüyoruz. Mesela kız çocukları okula gönderiliyor. İşte ebeveynler okula gönderme taraftarı değil. Okula bir şekilde gönderiyorlar. İşte oradan buradan çevreden insanlar bir şey demesin diye gönderiyorlar. Okuma yazma öğreniyor. Ondan sonra çocuğu ne yapıyorlar? Okuldan alıyorlar. Ya da çocuğu işte çalışması gerektiği için okula devam edemiyor gibi durumlardan dolayı eğitimsel olarak çocuğun ihtiyacının karşılanmaması durumuna da eğitimsel ihmal diyoruz. Duygusal ihmale geldiğimizde de şimdi anneler babaların çocuklara yeterli ilgiyi ve sevgiyi göstermemesi durumu. Şimdi bu burada tabii çocuğun ilgi sevgi derken çocuğun duygusal ihtiyaçlarından konuşacağız. Çocuğun belli duygusal ihtiyaçları var ve bu duygusal ihtiyaçlar ebeveynler tarafından karşılanmıyor. Olma durumu, işte sevgi ve ilgi ihtiyaçları. Bunlara sırayla bakalım neler bunlar. Bu duygusal ihtiyaçlardan en önemlilerinden bir tanesi dokunulma ihtiyacı. Özellikle çocuklar doğumdan itibaren biliyoruz ki dokunmanın çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklar, bebekler doğduktan sonra ilk olarak ne yapılıyor? Doğumdan sonra çocuğu ne yapıyorlar? Annenin kucağına. Ten teması. Dokunmasını sağlamak önemli. Ten temasında bulunmasını sağlıyor hemşireler. Ya da babanın göğsüne koyuyorlar. Babayla ten teması sağlamasına uğraşılıyor. O yüzden o ilk ilişkinin kurulması, çocuğun duygusal gelişim açısından dokunulması ve tenine dokunsal bir uyaran alması çok önemli arkadaşlar. Çocuğunu duygusal olarak ihmal eden ebeveynler genel olarak çocuklara dokunmadıklarını, bu süreçte dokunmayla ilgili yapması gereken şeyleri yapmadıklarını görüyoruz. Ki son dönemde biliyoruz işte bu bebeğini giyme gibi şeyler ortaya çıktı. Çok önceleri işte babaannelerimiz, onun anneleri, onun babaanneleri, anneanneleri ne yapıyormuş? Tarlaya gitmeden önce çocukları sırtlarına ya da göğüslerine sarılıp o şekilde tarlaya gidiyorlarmış. İşte şimdi bu dönemde de mesela bunu çok görüyoruz. Bebekleri giyip bir bez parçasıyla ya da kangurular var şimdi bunlar için. Giyip mesela günlük hayatına o şekilde bebekle ten teması kurarak devam ettirilmesinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle duygusal olarak ihmal eden aileler çocuğun bu dokunulma ihtiyacını ne yapmıyorlar arkadaşlar? Karşılamıyorlar. O yüzden temel ihtiyaçlardan bir tanesi duygusal olarak dokunma. Güven. Çocukta bağlanma, güven ilişkisi özellikle 0-1 yaşta oluşuyordu. Bu 0-1 yaştaki güven ilişkisinin oluşabilmesi için ebeveynlerle, bağlanmanın oluşabilmesi için çocuğun temel ihtiyaçlarının
karşılanması gerekiyordu. Bu temel ihtiyaçlar nelerdi? Bir, fizyolojik ihtiyaçlar. İki, duygusal ihtiyaçlar, psikolojik ihtiyaçlardı. Fiziksel ihtiyaçlar nelerdi? Fizyolojik ihtiyaçlar. İşte çocuğun mamasının verilmesi, altının temizlenmesi, yıkanması gibi ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Anneler çocuktan aldığı geri bildirimler sonucunda işte acıktığında emzirmek, acıktığında mamasını vermek ya da altı kirlendiğinde altına alması gerekiyordu. Bu temel ihtiyaçlarının haricinde bir de duygusal ihtiyaçları vardı. Bu duygusal ihtiyaçları da şimdi söylüyoruz. İşte dokunulma, sakinleştirilme, işte ağladığında mesela kucağa alınma, ten teması kurma, işte yüzüne baktığın zaman gülümseme, çocuğun gülümsemesine tepki verme gibi duygusal ihtiyaçları vardı. Bu ihtiyaçlarının da karşılanması gerekiyordu ki güven ilişkisi oluşsun. Eğer ebeveynler bu ihtiyaçlara uygun şekilde cevap veremiyorlarsa, İşte çocuk mesela ağlıyor, kucağa alınma ihtiyacı var o an ve ebeveyn almıyorsa, çocuk saatlerce orada ağlıyorsa mesela ya da uygun zamanda ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, mesela acıktığını anlamıyor diyelim, ilgilenmiyor, almıyor, çocuklar saatlerce ağlıyorsa, ebeveynlerin ne zaman bu ihtiyaçları karşıladığını anlayamıyorsa orada da temel güven duygusu ne oluyordu arkadaşlar? Gelişmiyordu. İşte temel güven duygusu da çocuğun duygusal ihtiyaçları açısından önemli. Çünkü ileride bu anneyle babayla kurulan bağ, ileride sosyal ilişkilerini ve karşı cinsle olan ilişkilerini etkiliyordu. Duygusal gelişim açısından da önemliydi. İşte çocuğunu ihmal eden ebeveynler çocukların genel olarak bu 0-1 yaştaki bu temel ihtiyaçlarını uygun şekilde karşılayamayabiliyorlar. Düzen de önemli. Çocuklar rutini severler ve bir düzen ihtiyacı vardır. İşte kalktıkları zaman, yedikleri yiyecek, işte oynayacakları zamanın belli olması, bir düzen içerisinde olması önemli. Ve ebeveynlerden bu konuyla ilgili model almaları önemlidir. Bu tür ebeveynler, yani çocukları ihmal eden ebeveynlerde ve bu tür ailelerde bu tür aile içerisinde herhangi bir düzenin olmadığını söyleyebiliriz. Yani organize olmakta, bunu yapmakta ve çocuğa göstermekte, çocukla ilgili bir düzen oluşturmakta güçlük çekiyorlar. Çocukların bir de sosyalleşme ihtiyacı var arkadaşlar, duygusal ihtiyaçların arasında. Mesela çocuğun işte arkadaş edinmesi, işte çocuğun başka insanlarla tanıştırılması, dışarı çıkarılma, diğer insanlarla ilişki kurmasını sağlama gibi ihtiyaçlarının karşılanmaması, sürekli evde oturulması, ekran karşısına bırakılması da çocuğun duygusal olarak ihmal edildiğini bize gösterir. Sosyalleşme de çocuğun önemli duygusal ihtiyaçlarından bir tanesidir diyebiliriz. Uyarılma da çok önemli. Çocuğun işte haz alacak etkinliklerde, eylemde bulunması ya da işte mesela gözle göreceği, hani gözünü uyaracağı etkinlikler, işte dışarı çıkması, etrafı görmesi, farklı uyaranlar alması, sesle ilgili farklı uyaranlar alması, dokunsal uyaranlar alması, farkındalıkla ilgili mesela kendi vücut farkındalığı için işte parkta vakit geçirmesi gibi şeylerin yapılmaması da çocuğun uyarılmadığını, uygun şekilde, yani ihtiyacı olduğu kadar uyarılmadığını bize gösterir. O yüzden bu tür çocuğu ihmal eden ebeveynler de çocuğun yeteri kadar uyarmadıklarını söyleyebiliriz. Kendini değerli görme, özellikle ebeveynler çocuğu dinlemiyorsa, çocuk kendini ifade edemiyorsa burada da çocuk kendini değerli göremiyor arkadaşlar. Çocuğunu ihmal eden ebeveynlere baktığımız zaman çocuğun bir problemi olduğunda çocuğu dinlemediklerini, ilgilenmediklerini, onu görmezden geldiklerini ve bir kural oluşturacaklarsa ya da herhangi bir başka bir durumda çocuğa söz hakkı vermediklerini, o yokmuş gibi davrandıklarını görebiliyoruz. O yüzden çocuğun bu duygusal ihtiyaçlarını karşılamadıklarını söyleyebiliriz. Evet, toplumsal ihmale geldiğimiz zaman da arkadaşlar, burada da tabii ki genel olarak çocuğun ihtiyaçlarının karşılamasını temel görev kime ait? Anneye ve babaya. Ama tabii ki bunun için, bu koşulları sağlaması açısından da devlet ve toplumsal
yapıda bu koşulları ebeveynler için karşılaması ve yapması gerekir. Atıyorum sosyal servisler uygun değilse, işte çocuk bakımı ve beslenmesiyle ilgili uygun koşullar yoksa, sağlık sistemi iyi değilse bu da çocuğun da toplum tarafından ya da işte devlet tarafından, sosyal ortamlar tarafından ihmal edildiğini bize gösterir. Evet, cinsel ihmal de arkadaşlar, çocukların cinsel sömürüye karşı korunmaması ve ailelerin bu konuyla ilgili ilgisiz kalması durumu. Ya da çocuk herhangi bir istismara uğramıştır. Bu istismarı mesela ebeveynler görmezden gelebiliyorlar. İşte bu da çocuğu cinsel yönden ihmal ettiklerini bize gösterir. Birçok sebepten dolayı aileler ne yapabiliyorlar arkadaşlar? Bu tür durumları ifşa etmeyebiliyorlar. Bunu bildikleri halde bu durumun devam etmesine sebep olabiliyorlar. O yüzden hani çocukların başına böyle bir şey geldiğinde ebeveynlerin bunu ifşa etmemesi ve buna göz yummaları, bunun devam etmesine destek sağlamaları demektir. Bu da cinsel açıdan çocuğun ihmal edildiğini bize gösterir. Bir de cinsel gelişimle ilgili çocuğun ihtiyacının karşılanmaması. Belli yaş dönemlerinde özellikle çocuklar cinsel gelişimle ilgili, işte karşı cinsle ilgili, nereden geldikleriyle ilgili belli sorular sorabilirler. Mesela bu sorular sorduklarında çocuklara olması gereken cevapların verilmemesi. Şimdi çocuklar meraklılar, size böyle bir soru sordular, işte ayıp, konuşulmaz, edilmez, sus gibi cevaplar aldıklarında konuyu daha çok merak edebilirler ve uygun olmayan kişilere bu meraklarını gidermek için uygun olmayan kişilere bu soruları yöneltip uygun olmayan, çocuğu yanlış yönlendirecek cevaplar alabilirler. O yüzden de bu şekilde ihmal edilen çocuklarda yanlış şekilde konuyla ilgili bilgilendirmeler ve çocukların cinsi olarak istismar edilmesine gidecek bir süreçte oluşabiliyor. Cinsel ihmal de bu şekilde anlatabiliriz. Evet, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersimiz bitmiş bulunmakta. Bu dersimizi bitirdikten sonra haftaya normal ders saatimizde çocuk ihmal ve istismarını önleme çalışmalarından devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.